Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ördüğüm hırkanın yakasını başladım. 117 tane ilme attım şişime. Şimdi inşallah ben bu hırkayı 3,5 numara şişle örüyorum. Ve 4 yaşa göre bir hırka oldu, küçük bir hırka olmadı. 4-4,5 yaşa kadar giyilebilecek bir hırka. Bakın şu anda ben şöyle yazığa yaklaştırmak istiyorum. Evet. Şimdi oldu. Bir tane kenar ilmeğimi ördüm. Şu ilmeğimin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. 119 tane ilmek yapacağım burada. Arkadan ördüm geldim. Bu sıra bir tane arttırdım. Hırkam büyük olduğu için sayısını da büyük başladım. Siz daha küçük bir hırka örerken 100 başlayın, 90 başlayın. Bu kadar büyük başlamayın. Bu yakaya ideal olan yaşa göre 10'ar ilme büyütebilirsiniz. En küçüğünü 90 başlayacaksınız. 88 başlayın, 90'a tamam edin. Kenarlar muntazam, şu başlar muntazam dursun diye bakın. Onun için biz birer tane arttırıyoruz. Yuvarlak bir görünüm elde etsin diye. Şu anda ben ilmelerimi atayım. Evet arkadaşlar, ilmelerimi attım. Bakın son iki tane ilmem kaldı burada. Bu iki ilmenin buradan bakın alttan bir tane ilme çıkartıyorum. Ve bunu haraşo ters olarak örüyorum. Ben tam 5 sıra haroşa öreceğim. 5 sıradan sonra inşallah bakın o iki ilmeği arttırdım. Bir taraftan bir taraftan iki ilme arttırdım. 119 oldu. Bu 4 yaş, 4,5 yaş bir çocuk için ördüğüm için, büyük olduğu için bu kadar büyük yapıyorum. Attım ve şimdi 5 sıra 5 diş haroşa öreceğim. Evet arkadaşlar, ben 2 4 5 diş haroşaya attım ve şimdi kenar ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 bakın 4 ve 5. ilmelerimi çevirerek kesiyorum, düzleyerek tekrar bakın tekrar başına attım. İlmemi yine çevirip ve bir tane daha kestim. Şimdi ise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 şurada 14 15 ve 16. ilmeği ikisini bir edip kesiyorum bakın. Öbür taraftan girip kesiyorum. Ve diğer ilmelerimi düz olarak örüyorum. Şurada yaptığım işlemin aynısını şurada yaptığım işlemin aynısını öbür tarafta, diğer tarafta da yapacağım.
tekrar anlatmak istiyorum. Bir tane kenar ilmeği ördüm. 1, 2, 3 tane haroşa ördüm. İkisini bir edip kestim. Başına bir tane attım. Tekrar ikisini bir. Bu ilmelerim düz dursun diye yönlerini değiştiriyorum. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bakın. Pardon. Şuraya atladım herhalde bir tane. Evet, şurası. Bir tane kestikten sonra kestiğim ilme hariç 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. ilmeği. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hırkama örmeye devam ediyorum ben. Yaka başladım. 117 ilmek yaka başladım. Bu 117 ilmeğimi bir sıra ördükten sonra, bak şuraya gelince bir sıra arkadan ördüm. Ön sıraya geldiğim zaman bir tane bir ilme ördüm. İkinci ilmeden bir tane arttırdım. Ve aynı başta, diğer baştan aynı şekilde aynısını yine yaptım. Bakın 2, 4, 5 diş, 5 sıra haroşa ördüm. 5 sıra haroşadan sonra 2, 4, 5. 5 sıra haroşadan sonra bir tane kenar ilmeği ördüm. Kenar ilmekten sonra 3 tane haroşa ördüm. 4 ve 5. ilmeğimi kestim. Bir tane başına atıyorum bakın. Bir tane başına attım. Ve bir tane ilmeğimi çevirerek ikisini bir kestim bak. İkisini bir kesiyorum. Ve devam ediyorum örgüme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek örüyorum. Bakın 14 tane ilmek ördüm. 15 ve 16. ilmelerimi sağ tarafa doğru kesiyorum bak. Kestim. Ve diğer tarafta da aynı işlemi uygulayacağım. Evet. Toplamda ne kadar ilme olması gerekiyor, ben onu da söylemek istiyorum. 24 tane ilmemizin olması lazım. Bakın buradan 24. ilmeğin arasına bir tane belirleyici bir şey koydum. 24. bakın. Burada aynı baştaki yaptığım gibi aynı şekilde bu tarafta da yapacağım. Bakın ilmeğimi çeviriyorum ve kesiyorum. Şimdi bu kestiğim ilmeği ile beraber 15 tane ilmem olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın burada 4, bir tane keseceğim, bir de keseceğim, bir tane daha kesiyorum, örüyorum, kesiyorum diyorum. Şimdi yönünü ters çevirerek bakın tane kestim. Başına atıyorum. Tekrar bir tane daha kesiyorum. Bak. Şu arttırdığımı hem sağından hem solundan kesiyorum. 3 tane haroşa örüyorum. Bir de kenar ilmeğim var. 4 tane haroşam olmuş oluyor burada. 1, 2, 3, 4 tane.
Arka sıramızda ise tamamen haroşa olarak örüp gideceğiz. Arka sıramızı örüyorum. Bu hırkamız 4 yaşa göre 4-4,5 hatta 5 yaşındaki bir çocuk rahatlıkla giyer. 4,5-5 yaşındaki bir çocuk. Onun için ben 119 başladım. 117 ile başladım. Birer tane de kenarlarından arttırdım. Ve hırkam büyük olduğu için yakamın da büyük olması gerekiyor. Siz bu yakayı örerken 88 başlayıp birer de kenarlardan başlayıp küçük olarak 1 yaşa göre 9 aylık 1-1,5 yaşına göre örerken 90 ilme olarak başlayın. Biraz daha büyük olmasını istiyorsanız 100 başlayın. 110 başlayın. Benimki birazcık daha büyük olduğu için ben büyük başladım. Evet, şimdi ben bu sırayı tamamlayıp evet kenar ilmeğimi ördüm. Bakın burada 3 tane haroşam var. Bu 3 haroşamı da örüyorum. İlmemi çevirip bakın bu arttırdığımla birlikte kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. İlmemi çevirip bir tane daha kesiyorum. Ve ilmelerimi örmeye devam ediyorum. Ta ki şurada bir kesmemiz olmuştu. Hatırlayacaksınız. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bakın 2, 4, 6, 8, 10. 12 tane ilme öreceğim. 12. 14 ve 15'i birlikte keseceğim. Bakın. Evet. Kestim. Aynı diğer tarafı düz örüyorum. Ta ki öbür başa gelinceye kadar. Şuradaki yaptığım işlemi diğer tarafta da aynı şekilde uygulayacağım. Evet, o kesme yerine geldim. Şu an bakın ilmemi ters çevirip ikisini birlikte kesiyorum. Diğerini öbür tarafa yapmıştım. Şimdi bunu bu tarafa doğru kesiyorum. Evet. Şu anda ilmelerimi ortayı düz öreceğim için düze çevirdim. Burada şu sonda iki tane ilmem kaldı. Bakın bu iki ilmeği bir edip kesiyorum. Bak. Başına atıyorum. Bir artma yaptım. Tekrar bakın bu arttırdığım ilme ile diğer ilmeği birlikte kesiyorum. Evet. Tekrar kenardaki ilmelerimi o 4 ilmemi haroş olarak örüyorum. Ters çevirip arkada hiçbir işlem yapmıyoruz. Tersini tamamen ters olarak yani haroş olarak örüp geleceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda tekrar öndeyim. Bakın kenar ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3 tane haroş örüyorum. İlmeğimin yönünü değiştirerek kesme yapıyorum. Bakın arttırdım. Şu ilmeğiyle birlikte kesiyorum. Başına atıyorum. İlmeğimi çevirip tekrar kesiyorum. Kesme yerine kadar bakın. Şurada 2, 4, 6, 8,
10 ilme öreceğim. Evet. Bakın 10 ve 11. ilmelerimi kesiyorum. Bunu bu tarafa doğru kesiyorum. Burayı bu tarafa doğru kesiyorum. Öbür başa geldiğimde aynı şekilde tekrar yine devam edeceğim. Evet. Aynı şekilde ilmemi çevirip bir tane daha kestim. Evet. Şu arada 3 tane ilmek kalıncaya kadar çift taraflı olarak keseceğim. Bak. Evet. Şimdi bir tane daha atıyorum başına. Ve şuradaki ilmeği kesiyorum. Evet. Ve buradaki 4 ilmem var. Bir kenar ilmen. Evet. Evet, örgüme ben devam ediyorum. Bakın belirmeye başladı, belirginleşti yakamız. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde kapanacak. Şurada 3 tane, bakın 4 tane ilmek kalıncaya kadar ben şurayı keseceğim. Ki istiyorum ki tam güzel bir ovallık vereyim. İnşallah burayı kestiğimde ben size tekrar göstereceğim. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın 4 tane haroşam var. Bu 4 haroşayı ördükten sonra ipimin yönünü çeviriyorum ilmeğimin ve arttırdığım ilmeğiyle birlikte kesiyorum. Evet. Tekrar arttırıyorum bakın. Buradaki ilmeği çeviriyorum. İlmelerimi çevirmemin sebebi, bakın bazı yerlerde çeviriyorum, bazı yerlerde çevirmiyorum. Bunun sebebi ise şu şeylerin düzgün durması, ilmelerin düzgün durması için yapıyorum bu işlemi. Aynısını öbür tarafta da uygulayacağım. Evet. Bakın kesme yerime geldim. Tekrar bir tane daha kesiyorum. Bakın burada kaç tane ilmem kaldı? Arada kalan ilmem 2, 4, 6, 8 tane ilmem kaldı. Burada ortada 4 tane ilmek, 3 tane ilmek kalıncaya kadar. Şurada 1, 2, 3. Şu 4 ilmek kalıncaya kadar keseceğim. Evet. Şimdi burada bitirdim içteki kesintilerimi. Bakın 4 tane haroşam var. 4 tane haroşam örüyorum. İpimi çevirip bakın arttırdığımla birlikte kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. İlmeğimi çevirip bunu da kesiyorum. Kesme işlemim bitti bakın. Kesme işlemimiz şu şekilde oldu, yakamız bitti. Şurada 10 tane harf şeyimiz olacak, ajurumuz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 oldu. 3 tane daha ajurumuz olacak bakın burada. Sadece şu 2 taneyi götüreceğim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakamı örmeye devam ediyorum, hırkamın yakasını örmeye. Bakın ördüm.
şekilde göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane buradan kesme işlemi yaptım bakın. 10 tane kestikten sonra 10. kesmemde tam ortaladım, ortaya bir işaret koydum. 16 tane ilme buradan, 16 tane de ilme buradan öreceğim. Ve şu yaka oyuntusunu, yakamız güzel dursun diye şu yaka oyuntusunu gerçekleştireceğim, buraya oturtturacağım. Şimdi ben 16 tane ilmeği örüyorum bakın. ilmeden sonra 5-5 örmeye devam edeceğim. Evet, kaç oldu? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet, 16 tane ilmeği aldım. Bakın 17. ilmeği boş alıyorum, ipimi çeviriyorum. Aynı şekilde örmeden tekrar boşalıyorum bakın. Ve örmeye devam ediyorum. On altı da buradan 32 ilmeği ortadan örmüş oldum. Ve şimdi yerim belirli olduğu için buna gerek kalmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. İnşallah bunu 4 defa aslında böyle gidip geleceğim. Bakın şu ipim vardı arkada. Bu iple ikisini bir örüyorum. İpi atmıştım ya şurada. Ve 5 tane ilme örüyorum bununla birlikte. 1, 2, 3, 4, 5. 6. ilmeği örmeden alıyorum bak. İpimi öne geçiriyorum. Ve bu ipi, bakın bu ilmeği örmeden alıyorum. Örgüme devam ediyorum. Burayı biraz detaylı anlatmak istiyorum. Her defasında öreceğim. 4 defa ben 5-5 alacağım. 5 bu taraftan, 5 o taraftan ve şuraya kadar geleceğim. Yakamızın şu kısmına kadar ve yakam güzel dursun istiyorum. İnşallah güzel olacak. Değişik bir hırka oldu. Şurayı da göstermek istiyorum. Biraz hızlı örüyorum ki videom çok uzun olmasın istiyorum. Evet. Bakın burada attığım o ilmemiz tekrar şu şekilde alıyorum. Diğerini arka taraftan almıştım. Bunu da bu taraftan alacağım bak. Şöyle başına geçireyim. Evet. Şimdi 5 tane de buradan alacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 6. ilmeği bakın. İpimi arkaya alıyorum, dönüyorum. Aynı şekilde ipimi
şu ilmemi, son ilmemi örmeden şişime geçiriyorum. Ve öbür başa kadar öreceğim. Evet, ilmelerimi ördüm bakın. Burada şu örmeden alırken başına attığım o ipi tekrar örüyorum bakın. Şimdi 5 ilme daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı şekilde ilmenin bir tanesini bakın boş olarak örmeden alıyorum. İpimi arkaya atıyorum. Tekrar dönüyorum. Boş olarak alıyorum. İpimi tekrar arkaya alıp örmeye devam ediyorum. Evet, şu şekilde alıyorum ilmemi. Bakın o başına attığım ilmeği şu şekilde geçiriyorum ve örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 6. ilmeği aynı şekilde boşalıp ipimi arkaya alıyorum ve İpim şu an önümde. Boşalarak aldığımı tekrar boş olarak örmeden alıyorum bak. Ve örmeye devam ediyorum. Evet. Arkadaki ipime bakın ikisini beraber alıyorum. Evet. Ve 5 ilme daha öreceğim. 1 2 3 4 5 Evet. 5 ilmeği ördüm ve bir tane boşaldım. Tekrar o boşaldığımı tekrar bakın örmeden alıyorum ve örmeye devam ediyorum. Dediğim gibi buraya gelinceye kadar devam edeceğiz. Evet. Son arttırmamı da dönüşlerimi de tamamladım. Şimdi ise farklı bir uygulama yapacağım. Bakın. Tamamen başa çıkıyorum. Evet. Şimdi şu şekilde bakın bir tane ilmeği ördüm, bir tane düz örüyorum. Bir tane ters. Arttırdığım her ilmenin dibinden bir tane arttırıyorum. Bir ters, bir düz örüyorum bakın. İlmemi ters olarak örüyorum. Yanındakini düz olarak örüyorum. Yanındakini ters örüyorum. Diğerini düz olarak örüyorum. Ters, düz. Bakın ters, şu yanındakini düz olarak örüyorum. Ters, tane düz. İlmelerimin tamamını bu şekilde öreceğim. Ta başa kadar, son ilmeğe kadar öreceğim. Bakın şu şekilde. Bir ters, bir düz. Bakın. Kendi ilmeği ters olarak örüyorum. O arttırdığım ilmeği düz olarak örüyorum. Evet. Bir ters bir düz yaptım, lastiğe çevirdim. Şu anda 4 sıra, 3-4 sıra aynı şekilde öreceğim bakın. Bir ters,
Üzeri boşalacağım. Şu şekilde. Tersleri öreceğim. Düzleri boş olarak alıyorum. Tersleri örüyorum. Sıranın sonuna kadar böyle devam edeceğim. Evet arkadaşlar, yakın örmeye devam ediyorum. Şu anda çift bir lastik ördüm. Lastik örmesini örerken göstermiştim. Bir tekrarını göstermek istiyorum son kez. Ve şu an kesip dikim işlemini gerçekleşeceğim ve hırkam çok şükür elhamdülillah bitecek. Çünkü bayağı bir uzadı, bayram arefesiydi bilmem ne derken. Bakın arkadaki ilmeği örüyorum. Düz olanı boş olarak alıyorum. Arkadakini örüyorum. Düz olanı boş olarak alıyorum. Sürekli tek taraflı ördüğüm için bu çift lastik oluyor. Bunu arasından bunun lastik de geçirebilirsiniz. Başka örgülerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde ben örgümü bitireceğim. Bu son sıram. Biterken de nasıl bitireceğim ben hemen göstermek istiyorum size. Evet arkadaşlar, ben tamamladım, sıramı attım. Ve şimdi tek tek bakın bunu alacağım. Öndekini ayrı bir şişe alacağım. Arkadakini iğneye takacağım, öndekini. Bakın ikisinin arası açıldı gördüğünüz gibi. Ben bunu komple bu şekilde ipe geçireceğim ki dikmem kolay olsun, yaka dikimim kolay olsun diye. Evet arkadaşlar, ben bakın yakamı çıkarttım şu şekilde, iğneyle ipe geçirdim rahat dikebilmem için. Ve tam şu orta noktasını buluyorum. Bakın şöyle ikiye katlıyorum burada. Şu şekilde. Şunun da orta noktasını ayarladım. Bakın tam orta noktayı buldum. Bakın şu şekilde. Buradan iğneliyorum. Ve dikeceğim inşallah. Evet. Şurayı ise bakın şu ilik yeri açtım, şu bantın kısmını boş bırakarak şu şekilde tam buraya yerleştiriyorum. Şu şekilde. Buraya da iğne ediyorum.
Şu kısmı da aynı şekilde. Bakın. Şura kalacak şekilde. Tamam, şuradan bunu da aynı şekilde iğneliyorum. Dikime başlayacağım, evet. Evet. Şuradan şu şekilde alarak tek tek alarak bu şekilde bitireceğim. Evet. Evet arkadaşlar, şu anda ben hırkamı bitirdim. Yakasını da bitirdim. Çok güzel bir hırka oldu. Yakası da çok muntazam ve güzel oldu bakın. Arkasını da göstermek istiyorum. Arkası da çok güzel oldu. Bakın. Hem arkası hem önü. Bakın, önden de çok harika bir hırka oldu. Evet arkadaşlar. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.